Düğün sezonunun açılmasıyla beraber sahte altınlar da yeniden piyasaya çıktı. Düğün takılarını bozdurmak için kuyumcuya gidenler şok üstüne şok yaşarken uzmanlar gerçek altını sahtesinden ayırmanın püf noktalarını anlattı. Hangisi gerçek, hangisi sahte? Bence şu gerçek duruyor. Sahte, gerçek. Abla bu sert. Bu sahte. Biraz esnek olması lazım. Bu gerçek, bu sahte. Ama yanlış cevap verdi. Neden? Bakın bu elimdeki iki bilezik, biri 7400 lira kuyumcuda, diğeri de işportada satılıyor. Fiyatı sadece 20 lira ama ikisi de birbirine o kadar çok benziyor ki ayırt edebilmek neredeyse imkansız. Bu sahte gibi duruyor, aynen öyle. Şöyle baktığımız zaman da yumuşaklık açısından. Bilmiyorum, buna gerçek diyorum ben. O kadar gerçekçi yapıyorlar ki biz bile bazen yanılgıya düştüğümüz oluyor kalabalıkta. Düğün sezonu açıldı. Sahte altın yeniden piyasaya çıktı. Çeyrek altın 650 lirayı gördü. Ne yazık ki sahte imitasyon altına talep arttı. Bunu hem düğünlerde takmaya çalışıyorlar hem de kuyumculara satmaya çalışıyorlar. Gülün üzerine takılmadığı için sandığa sahte altınlar atılıyor. Uzmanlardansa uyarı üstüne uyarı geldi. Elinize büktüğünüz zaman altın yumuşak olur, bu şekilde eğilir. Bu kesinlikle bükülmez. Gerçek altını sahtesinden ayırmanın en iyi yolu mihenk taşı testi. Elimdeki sahte altını işte bu taşın üzerine sürdüğümde bakın burada bir renk bırakıyor. İşte bu özel solüsyonu taşın üzerine sürdüğümüzde iz ortadan tamamen kayboluyor. Şimdi altına deniyoruz. Altın alan malzeme renk değiştirmez. Bir de sahte altının üzerine tuz ruhu konulduğunda işte böyle köpürmeye başlıyor. Gerçek altına ise hiçbir şey olmuyor. Bakın nasıl köpürdüğünü görürsünüz. Bu da altın olmadığını gösteren simgedir.